Evet arkadaşlar, herkese hayırlı bayramlar. Bir konu hakkında bir bilgi vermek istedim. Bilmeyen arkadaşlar için, bilenler zaten biliyor. Yanımda birkaç sefer rapalayı gönderdi levreğin ağzında. Yazık oldu hem balığa hem malzemelere. Hatta en son dün akşam yine böyle bir olay oldu. Ben de arkadaşın kontrolünü yaptım. Sorun nereden kaynaklandığını göstereceğim size. Şimdi bakın arkadaşlar, kalama ayarını makinanın yanından yapıp bu şekilde çektiğimiz zaman bak çok rahat geliyor. Bakın. Bak geliyor. Rahat rahat geliyor. Bir de tabi balık bunu nasıl şeyden çekmiyor. Makinanın yanından çekmiyor. Nereden asılıyor? Kamışın ucundan asılıyor. Bakın. Kamışın ucundan bütün gücümle çekiyorum. Bütün gücümle çekiyorum. Bak mümkün değil. Bak kalama açılmıyor. Görüyor musunuz? Kamış neredeyse ikiye kırıldı. Bak, göremiyorsunuz şu anda. Bak çekiyorum. Gelmiyor kalama. Zorla bak gelmiyor. Milim. Ne yapmak gerekiyor? Kalamayı kamışın ucundan yapmak gerekiyor. Bak buradan yaptığınız zaman çok rahat çekince geliyor. Zannediyorsunuz ki kalama ayarı tamam. Bak rahat geliyor. Çok rahat. Ama bir de dediğim gibi tekrar göstereyim. Kamışın ucundan asılıyorum. Bak neredeyse kamış kırılacak. Bak şey gelmiyor. Kalama açılmıyor. O yüzden buradan tekrar gevşetiyorum. Kamışın ayarını şöyle makinanın ucu şey kamışın ucundan yapmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu şekil. Kamışın ucundan çekiyorum şimdi. Doğru kalama ayarı kamışın ucundan çekilerek yapılır. Ha bunu ustalar bilir. Kimisi kamışın makinasını bilir. Buradan da ayarlayabilir ama gerçek ayar kamış ucundan yapılır. Bu şekilde. Herkese hayırlı bayramlar.